Herkese merhabalar. Bu videoda DualSense'in bilgisayar için alınıp alınmayacağını kendi tecrübelerim ve fikirlerimle sizlere aktaracağım. Öncelikle ben DualSense alalı yaklaşık bir yıl oldu ve kanalımda bir sürü DualSense videosu paylaştım. Gerek Adaptive Triggers modları, gerek bilgisayara nasıl bağlanacağı, desteklemeyen oyunlarda nasıl kullanılacağı vesaire. Bugün sizlere DualSense'in bilgisayar için alınıp alınmayacağını detaylıca anlatacağım. İlk aşamayla başlayalım. Bilgisayarla DualSense uyumlu mu? Evet, bilgisayarla DualSense %100 uyumlu. Steam ya da Ubisoft üzerinden aldığınız oyunlarda hiçbir şey yapmadan sadece kolu bağlayarak DualSense'inizi kullanabileceksiniz. Bunun dışında Epic Games ya da Xbox gibi desteklemeyen platformdaki oyunlar için ise DualSense'in uygulamasını kurarak bütün oyunlarda yine DualSense'i kullanabileceksiniz. Bu programı nasıl kurabileceğinizle alakalı kanalımda iki tane video mevcut. Bir tanesi eski ücretsiz sürümü, bir tanesi yeni ücretli sürümü. Ben ücretli sürümü öneriyorum çünkü içerisinde desteklemeyen oyunlar için modlar ya da daha fazla ayarlar vesaire her şey var. Zaten onun linkini size açıklamada vereceğim. Yaklaşık 16 dakikalık bir video. Hatta bir tane örnekli modlama olayı vardı. O videoyu izleyerek desteklemeyen oyunlarda demeyeyim de Steam ve Ubisoft dışındaki oyunlarda da DualSense'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi Steam ve Ubisoft için sadece kolu bağlamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki kısma geçelim. Kolu bağlaması kolay mı? Kolu bağlaması çok kolay. Zaten Steam ve Ubisoft için yapmanız gereken tek şey normal bir kontrolcüyü bağlıyormuş gibi bağlamak. Artık kabloyla mı bağlarsınız ya da Bluetooth'a mı eklersiniz? Bu sizinle alakalı bir şey. Ben zaten bunu diğer videolarımla da anlattım. Eğer yapamıyorsanız oradan bakabilirsiniz. Bunun dışında Xbox Game Pass ve Epic Games ya da korsan yollarla elde ettiğiniz oyunlar için ise kolu normal bağladıktan sonra sadece uygulamasını indirerek uygulamayı açmanız bütün oyunlarda kullanmanız için yeterli olacaktır. Yani bağlaması aşırı kolay. Bağlayamazsanız da kanalda birçok videosu mevcut. Onların hepsi açıklamada olacak. Devam edelim. İşaret sorunu şöyle bir olay var. Epic Games ya da Game Pass gibi platformlarda biz kolu PlayStation kolu olarak değil Xbox kolu gibi tanıtıyoruz. Neden? Bildiğiniz gibi Windows işletim sistemleri kullanıyoruz ve Microsoft'un çatısı altında Xbox var. Bu yüzden Microsoft işletim sisteminde Xbox kolu bütün oyunlarda çalışıyor. Örneğin Game Pass ya da Epic Games. Steam'de ya da Ubisoft'ta normal DualSense olarak tanıtabilirken bunun dışındaki platformlarda Xbox kolu gibi göstermemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Zaten 3. parti yazılımı açtığımızda otomatik olarak kolu Xbox olarak bilgisayara tanıtacaktır. Bunu yaptığımızda şöyle bir problem oluşuyor. DualSense tuşları Xbox tuşları gibi gözüküyor oyunda. Yani aslında hiçbir şey değişmiyor. Siz yine oyunda aynı tuşa basıyorsunuz. Tıpatıp her şey aynı. Hiçbir kayıp yaşamıyorsunuz. Sadece şöyle bir şey var. Şu an ekrana görmeniz lazım tuş karşılaştırmasını. Üçgen yerine Y, yuvarlak yerine B, çarpı yerine A, kare yerine X olayı var. Bunun sebebi dediğim gibi kolu Xbox controller olarak göstermemizdir. Bize hiçbir kayıp yok. Sadece oyun tutorial'da yani hangi tuşa basacağınızı gösterdiği anlarda X değil de A diyor mesela. Kolun aynı yerine tuşa basıyorsunuz. Burada hiçbir kaybımız yok. Bunu açıkçası ben dert etmediğim için herhangi bir çözüm de aramadım. Şimdi devam edelim. Gelelim Adaptive Triggers desteğine. Adaptive Triggers desteğinin 3 çeşidi var. Şimdi size üçünü de anlatacağım. Bir tanesi %100 uyumlu olanlar. Steam'den ya da Ubisoft'ta var mı bilmiyorum. Oradan satın aldığınız oyunların desteği varsa hiçbir şey yapmadan sadece kolu bağlayarak, tabii Steam'den aldığınız oyunlarda kablolu olarak bağlamanızı istiyor. Nedense Adaptive Triggers kullanabilmek için. Kolu bağladıktan sonra aynı PlayStation 5'te bir oyunu oynuyormuş gibi Adaptive Triggers özelliklerinden yararlanabileceksiniz. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çoğu oyun kablo istiyor Steam platformu üzerindeyken. Eğer desteklemiyorsa ama modu varsa ne yapacağız? Bu şöyle, Steam üzerinden olsun ya da Game Pass herhangi bir platform, korsan da olur hiç fark etmez. Oyunun bilgisayarda Adaptive Triggers desteği yoksa ama modu varsa, bu 3. parti yazılım vardı ya DualSense her oyunda kullanabilmemiz için olan. Eğer orada mod desteği varsa modu kurarak aynı PlayStation 5'teki gibi gerçek Adaptive Triggers'ı oyun için kullanabilirsiniz. Bunun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mod kurulum videoları zaten kanalımda mevcut. Yeni bir mod geldiyse ve onun videosunu istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yüksek ihtimalle görürüm zaten. En kötü Discord'dan ulaşırsınız. Bu modunda videosunu çeker misin diye. Ben açıkçası şu an listeyi sürekli kontrol etmediğim için modları takip etmiyorum. Yenisi çıktığında ve ihtiyacınız varsa bana belirtebilirsiniz. Dediğim gibi Adaptive Triggers'ı bu şekilde modlayarak ya da destekliyorsa kullanabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer oyunu modlarsanız kablosuz olarak da Adaptive Triggers'ı kullanabiliyorsunuz. Ama Steam destekliğinde dediğim gibi kablo gerekiyor. Peki oyun Adaptive Triggers'ı desteklemiyorsa ve modu da yoksa ne yapmamız lazım? Burada biz manuel olarak Adaptive Triggers'ı şey yapabiliyoruz. Nasıl söyleyeyim? Şu anda siz zaten ekranda size gösteriyorumdur. Editlerken eklerim. Manuel Adaptive Triggers ayarları var. Ancak şöyle bir şey var. Modluyken ya da orijinal desteği varken anlık olarak değişiyor. Sertlik, atış hızı vesaire vesaire bunlar saniyeler içinde değişiyor.
Biz manuel olarak ayarladığımızda sadece tek bir ayar olacak. Örneğin ben Call of Duty oynuyorum. Call of Duty'de destek var mı bilmiyorum. Tamamen sallıyorum şu anda. En çok M4 kullanıyorum ya da Sniper kullanıyorum. Ona göre bir ayar yaptığımda, mesela Sniper'da tetiği sonuna kadar ittiğimde tuş sertçe geri seksin ayarı yapıyorum. Ya da makinalı tüfek ile oynuyorsam oyunun genellikle M4'da uygun bir geri sekme ayarı yapıyorum. Zaten şu anda ekranda onu nasıl ayarlayabileceğinizle alakalı bir video dönüyordur. Onun detaylı anlatımını diğer videolarımda görebilirsiniz. Onlar zaten açıklamada hepsini ekleyeceğim, merak etmeyin. Desteklenmeyen oyun larda da kendinize böyle tek tip bir ayar yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki konuya geçelim. Haptik feedback özelliğini kullanamasanız bile normal titreşim motoru bile ayrı bir kalitede, onu söyleyeyim. Haptik feedback kısmına geldiğimizde bu yine Antutu Triggers'la aynı mevzuya çıkıyor. Eğer oyun destekliyorsa kabloyu takıp kullanabilirsiniz. Desteklemiyorsa modlayabilirsiniz. Modu da yoksa haptik feedback için özel bir ayar yapamıyoruz maalesef. Ancak açıkçası aradığım bir özellik değil. Hatta bu videoyu çekene kadar hiç üzerinde durduğum bir özellik de değildi. Ben açıkçası haptik feedback'i beğenmedim demeyeyim de çok aramadım. Yani olmasa da olur kafasındayım. Adaptive Triggers evet çok fark ediyor ama haptik feedback için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Zaten titreşime çok takılan biri değilim. Normal titreşimi beni gayet memnun etmişti. O yüzden haptik feedback'e çok şey yapmadım. Tabii ki destekleyen oyunlarda da açıyorum. O ayrı mevzu. Şimdi bir sonraki konuya geçelim. Kolun ışıklandırmasını yönetebiliyor muyuz? Steam üzerinde belirli ayarları mevcut. Rengini, doygunluğunu, parlaklığını vesaire ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında DualSense için olan uygulamada her türlü Rainbow ayarı olsun, pile göre renk değiştirmesi olsun bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Bu uygulamanın iki sürümü var. Ücretsiz ve paralı olanı. Ben paralı olanı öneriyorum çünkü daha çok seçenek var ve modlar ücretli olan sürümde çalışıyor. O yüzden hazır DualSense'e belki de şu an kaç para bilmiyorum. 1,5 milyar, 2 milyar civardır benim tahminimce. O kadar parayı verdikten sonra bir 50 lira da uygulamaya verirseniz çok daha iyi olacaktır. Modlarda bütün ışık ayarları, titreşim, adaptive triggers falan her şeyi özelleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ışıklandırmada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bütün ışıklandırmalar sizin kontrolünüzde. Şimdi bir sonraki konuya gelelim. Kolda gecikme var mı? Bu aslında kişisel bir problem. Yani kolun gecikmeyle alakalı bir problemi yok. Zaten PlayStation'da tam olarak çalışıyor. Bilgisayar desteği var. Kol gecikmez. Eğer gecikme problemi varsa sizin anakartınızda, USB soketlerinizde ya da Bluetooth biriminizde ya da Bluetooth dongle'ınızda bir sorun vardır. Dediğim gibi kolla alakalı bir problem kesinlikle yaşamazsınız. Gecikme varsa başka bir donanımsal problemdir. DualSense'de herhangi bir gecikme problemi yok. Peki DualSense kulaklık takabilir misiniz? Burada şöyle bir şey var. Oyun fark etmeksizin siz DualSense'i kablo ile bilgisayara taktığınızda altındaki jack girişini kullanabiliyorsunuz. Ancak kablosuz olarak ne yazık ki altındaki jack girişini kullanamıyorsunuz. Ben açıkçası gerekli duymuyorum. Zaten bu PlayStation gibi bir televizyona bağlayıp uzaktan kullandığımız bir alet değil genelde bilgisayarlar. Ben o yüzden normal kulaklığımı takıyorum. Siz isterseniz tabii DualSense'i kulaklıkla kullanabilirsiniz ama kablolu olması lazım. Gelelim dokunmatik olayına. Dokunmatik olayında şöyle bir şey var. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Uygulamasından ayarı açtığımız zaman DualSense'deki dokunmatik kısmını aynı bir MacBook'taki ya da laptop'taki touchpad gibi kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Açıkçası ben bazen geriye yaslanıp kablosuz şekilde mouse'u da buradan yönetmek bazen işime yarıyor. Bu özelliği açarak siz de buradaki dokunmatik kısmını aynı bir fare gibi kullanabilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Güzel bir özellik. Sadece değinmek istedim. Şimdi gelelim şarjı nasıl? Bu biraz sıkıntılı bu kol için, açıkçası onu söyleyeyim. Kol için birkaç tane istatistik verilmiş. Maksimum değer ve ortalama değer. Bütün ışıkları kapatırsanız, yani kolu biraz daha verimli bir şekilde kullanırsanız kağıt üstünde şarjı 13-10 saat gidiyor. Ben bunu okumuştum. Peki ışıkları açarsanız, adaptive triggers vesaire her şey aktifken kolun ortalama şarj süresi 6-7 saat. 6-7 saat boyunca aralıksız olarak oyun oynayabiliyorsunuz bu kolla. Şarjı bittiğinde oyun kesilecek mi? Tabii ki öyle bir şey yok. Kabloyu takıp devam edebilirsiniz. Yani hem şarj olup hem oyun oynatmaya devam edebiliyor. Bunu da yine söyleyeyim. Herkes biliyordur ama yine de kafasına takılan olur diye söylüyorum. Kol ortalama 3-4 saatte şarj oluyor. Tabi bilgisayar takarsanız şarj olması çok uzun sürüyor. Ben genelde telefonun yavaş şarjıyla, hızlı şarja takmak istemiyorum. Şarj ediyorum ve 3 saat içinde tamamen dolmuş oluyor. Dediğim gibi 6-7 saatte aralıksız bana oyun oynatıyor. Şarjı azalırsa da ya da kapanmak üzere ise de bilgisayara kabloyla bağlayıp oynama devam ediyorum. Adaptive Triggers ya da Haptic Feedback desteği şöyle bir şey. Sürekli olarak güncelleniyor yani. Bir gün bir oyun destekliyor, ertesi gün desteklenmiyor ya da desteklenmeyen bir oyunun desteği gelebiliyor vesaire. Bunun bir listesi var. Ben bu listeyi size link olarak vereceğim. Bu linke girip kontrol edin. Çünkü bana yorumlarda soruyorlar. Bu oyun bunu destekler mi, bu oyun açar mı falan. Bilmiyorum. Çünkü sürekli listeyi kontrol etmiyorum ve
her gün bununla alakalı bir yorum geldiği için her gün listeyi de kontrol etmek istemiyorum. Size zaten bir link verdim ve buradan kendiniz kontrol ederseniz çok daha iyi olacaktır. Eğer orada tam destekli değilse, Steam Ubisoft üzerinden kablolu, yarım destekli olarak gösteriyorsa da mod kurarak kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Yani bu tür yorumlara cevap vermiyorum. Siz açıklamadaki linkten hangi oyunun destekleyip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz. Sonuç kısmına gelirsek DualSense bilgisayar için alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Gerek Adaptive Triggers olsun, gerek Haptic Feedback olsun. Xbox Controller'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten bütün oyunları oynayabileceksiniz. Sadece bazen işaret problemi oluşuyor ama anlattığım gibi onun da hiçbir etkisi yok gerçekten. 5 dakika alıştığınızda herhangi bir zararı size olmayacaktır. Bana şimdi tekrar bir şans verseler Xbox Controller mı yoksa DualSense mi alırsın? Ben yine DualSense alırım. Çünkü Adaptive Triggers özelliğini gayet beğeniyorum ve PlayStation'a alışık olduğum için bu kol bana daha ergonomik ve rahat geliyor açıkçası. Sonuç olarak bilgisayarınız için gözünüz arkada kalmadan DualSense alıp kullanabilirsiniz. Zaten kanalımda çeşit çeşit videolar mevcut. Bağlaması olsun, üçüncü parti yazılımı olsun, Adaptive Triggers modları olsun. Her şeye de benim kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz olursa da yorumlardan ya da Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Discord linkimiz kanalın hakkında kısmında mevcut. Bu video bu kadardı. Yine sorunuz varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.